28 Haziran 2018 Mersin Bozyazı. Tekmen Mahallesi. Tekmen Mahallesi'ndeyiz. Doğancılar Mevki. Doğancılar Mevki'ndeyiz. Üstün Tanyeri. Burada rekor gelişimi muz seralarında kullandılar. Bu sene denediler. Kendileri aynı zamanda komisyonculuk yapıyorlar halde. Bu rekor gelişim ürünümüzü burada bu seranızda, muz seranızda bu sene kullandınız. Evet. Öncelikle bu seranın toprakla alakalı durumu neydi? Şu an nedir? Topraktaki değişim nedir? Şimdi ben geçen yıla kadar burayı toprak tahlili yaptırmamıştım. Evet. Geçen yıl toprak tahlili yaptırdık. Toprağımızda küreç, fosfor, patol, çinko, demir oranı çok yüksek çıktı. Yüksekti. Yüksek çıktı. Bu sefer bu toprağı düzenlemek için biz araştırmaya aynı zamanda kirli toprak, doğru mu? Kirli ve kireçli. Kirli ve kireçli. Yani kirli. Yörenin en pis toprağı benim serada çıktı. En pis toprakta en pis rekor toprak gelişimi çıktı. Deniyoruz. Rekor denişimi. Bunları araştırmaya geldik. İşte arkadaşlar sayesinde rekor gelişimle ulaştık. Bulduk. Evet. Ve aynı zamanda zirai mücadelede zirai dükkanımız var. Tamam. Bu gübrenin biz bayiliğini aldık. Ama gübre satıyorsunuz. Gübre satıyoruz. Bu firmadan bayiliğini aldık sizlerden. Evet. Tamam. Şimdi tuttum. Zaten asıl amaç yine bu seramız. Deneyip görmek. Bu seramız 5-5,5 dönüm. Tamam mı? İlk önce can misali. Bu serada ben toprağımı düzene sokmak istedim. Tamam mı? Şunu söyleyebilir misiniz abi? Bu muzun bir çeşidi var mıdır? Çeşidi nedir? Onu da bir söyleyelim arada. Şu çeşidi şimdi bu bodur azman. Bodur azman. Bodur azman. Ha, onu da belirtelim. Bodur azman. Yalnız, bodur azman olan serada. Bodur azman serada. Evet. Şu andaki gördüğünüz. Evet. Yalnız ara ekimi yaptım. Tamam. Yere kamerayı. Ara ekimi yaptım. Bunlar alan yazmanı diyoruz. Büyür bu sera. Yüksek. Tamam mı? Bu seyir yani konumuz. Rekor gelişimi kullandım. Yalnız rekor gelişim siz bana söyleyen, satan arkadaşlar evet. Dönüme bir tanedir. Tamam. Ben yerim sorunlu olunca bir yetmedi. Fazla kullandınız biraz. Fazla kullandım. İki de yetmedi. Ben fazla kullandım. Çünkü niye? Ben bu sera örneğin rakamlar çok büyük. 500'lü 700'lü 1 trilyondu seraların evet. Değeri. Evet. Şimdi ben orada 3-5'i aramayarak rekor gelişimden 3'er tane aldım. Bir not bırakalım buraya. Şimdi bizim burada beyan ettiğimiz bir kova alt evet. Limitlerdir. Kullanılması gereken en alt limittir. Rekor gelişimin bir yakıcı özelliği yoktur. Yani bir toprak düzenleyicidir. İçerisinde herhangi bir zehir, ağır metal yoktur. Fazla vermenizde birim alandaki gücü arttırırsınız. Sorunuz burada %80 kireçliliğiniz olduğu için, kireçlilikle ilgili problem olduğu için burada kullandınız. Peki şimdi ne oldu? Gösterelim. Şimdi benim amacım şu. Uygulama olarak. Daha önce ben burada toprağı kazıyordum. Zaten bel zor geçer. Evet. Tamam, toprağı kazıyordum. Hı-hı. Tamam mı? Bak buraya bel hızlı geçti de. Tamam kazıyordum. Tamam mı? Bu toprağı aldığımda şu. Çamurlaşmayı tamam şey yapamıyordum yani. Böyle parçalanmıyordum. Bakın şöyle yakın tamam. Gösterelim. Bak tamam. Saçaklarını gösterin. Muz saçağı. Bak. Şu muz saçağı. Bak. Burada hı. Saçak vesaire tamam. İçine girmiş. Yani bu bildiğiniz evet. Basmaya bunu bir böyle şey yani. Yapamıyordum. Tamam mı? Bakın yeni, şöyle yani. Gösterin. Şurayı. Saçağı da içinde. Tamam. Ya şuydu mevzu. Şimdi biz burada. Şöyle gösterelim bir daha. Şöyle gösterin. Faruk Bey siz de görüyorsunuz. Evet. Şu şekilde. Kilim içerisinde saçak ilerleyebilmiş. Ama bu... Yok şurada kırılacak kökler giriyor. Ha. Neyse şimdi ayrışmadan bizim diyeceğimiz biliyor musun? Evet. Ben burada ilk önce can misali. Yani gübrede sattığım için. Yalnız bu yörede nasıl biliyor musun? Bir herkes iyi biliyor. Adam serasına ziraatçı katmıyor. Evet. Ben iyi bilirim. Anlatabildim mi? Yanlışımız orada. Evet. Örneğin adam 20 yıllık burada patlıcan zepsi ekiyor. Veya salatalık ekiyor veya muz ekiyor. Ziraatçıyı katmıyor. Ben iyi bilirim. Ama bu yıl ben 10 yıldır buraya yapıyorum. Ama bu yıl damadım sayesinde toprağı tahlile gönderince hı hı. Toprağımın bozuk olduğunu öğrendim. Evet. Tamam ben neler çok ürün kullandım. Ama şu anda bilmiyorum. Ben bana göre sizin rekor gelişim fayda etti anlamında düşünüyorum. Evet. Tamam, tabii şu dağılmayı. Ya dağılmayı mesela yaptık. Şu tezek. Ya bu tezek kurur. Mesela üstte kalan şey olan yerler. Setten gelen yerler. Tamam mı? Ayrışmıyor. Yani böyleydi toprak. Ya şimdi diyeceğimiz bilmiyorum ben faydasını görür gibi oldum. Yani evet. Burada insanlara tamam ya bende rekor gelişim var tamam şöyle faydalı dediğim an bu ürün satacak tamam mı kazanacak anlamında düşünüyor. Bana göre yanlış bir şey. Peki tamam. O zaman şöyle diyelim. Siz bir müşteri olun. Biz de serinize geldik. Müşteriyiz. Zaten müşterisiniz şu anda. Çok bir satışla alakalı durum yok. Şimdi muzcu arkadaşlar bilir. Örneğin geçen yıl burada çok sık ekim vardı. Şu 3-4 pideyi göster arkadaş. 3-4 pideyi. Bana göre bu yıl
Ben Seram'dan geçen yıl, yanlış konuşmayın, şu ağacı görmedim. Şu ağacı görmedim yani. Daha küçüktü. Ha, evet. Daha kalça yaptırmak istiyorum. Tamam, inşallah faydası olur. Gövde yaptıracaksınız. Ya, tabii ki burada dedikten, gövde yaptıracaksınız. Burada öncelikle ana konu toprağın gevşemesi, bu kirliliğin gitmesi. Çünkü burada tuzluluk sorunu da var. Tuz zaten, daha, tuz var. Bir daha analiz yaptırdığınızda zaten bu tuzluluğun da azaldığını. Çünkü toprak direne oluyor. Drenajı artıyor. Suyu emdiği gibi tuzu da topraktan uzaklaştırabiliyor. İşte. Yani iyi olacak kanaatim var. Bizimki ilk önce hani can misali, gene aynı 3-4 sefer aynı şeyi tekrarlıyorum. Ben ilk önce bu ziraata girişim sebebim de şu. Çok zirai ürün kullanıyorum. Evet. Tamam mı? Kendim şu anda yanılmıyorsam arkadaşlar bilir Tekmen'de. Yani Bozyazı'da da duyanlar vardır. Tamam, Bozyazı'da oturuyorum zaten. 30 dönüm falan araziyle uğraşıyorum. Bunun bir patlıcan vardı. Genelde yani muz var şimdi. 16-17 dönüm muzla ilgileniyorum. Tabi ile göre bir şey değildir de. Evet. Ziraat ürünleri çok masraf ettiğim için. Tamam, komisyonculuk da yapıyorum. İşte yani ona girdim. İsabeten ekol gelişimi duyduk. İnşallah faydasını toplum olarak görürüz, kullanırız. Hı hı. Ben şu anda memnunum. Ama tabii şimdi şöyle, rekor gelişim Antalya'nın Gazipaşa, Alanya, diğer muz yetiştiriciliği yapılan yerlerde kullanılıyor. Anamur bölgesinde de kullanılıyor. Anamur bölgesinin toprak yapısı size yakın. Yakınsınız zaten mesafe olarak. Ya en pis toprak bende burada. Yani burada kiri çözme konusunda, toprak kireçliğini çözme konusunda rekor gelişimi şurada zaten gösteriyorsunuz. İsterseniz şuradan bir daha saplayabilirsiniz. Şimdi orada toprak çektim de, şimdi mesela şu. Yani ben şimdi buraya su vermek istediydim. Dün şuraya buhar verdiğim için. Evet. Orası çok sulu. Tamam mı? Şimdi burada altımızın buraları da çok. Tamam mı? Yani önce bel basamazdım buraya yani. Hı hı. Tamam mı? Hatta bir neydi o? Köklendirici satan arkadaş geldi. Şu sete basarsan bel basamam. Çünkü oraya ama rekor gelişim atmadım. Oraya gezinti, biliyor musun? Evet. Tamam mı? O arkadaş geldi. Burada dedi ürün olmaz. Tamam mı? Ya şu ana toprağı bulduk mu? Güzel köke bak, köke bak. Yani burada kökü çalıştırabilmişsiniz. Abi toprak... ben çalışır kanaatim var. Tabii bu insanlar kabullenmek farklı bir şey. Ben şimdi zaten dükkanıma gir örneğin. Evet. Benim hiçbir dandik gübre sattığımı kanaatim yok. Bilmiyorum. Çünkü neden? Bilmiyorum. Ben zaten gübre kendim, yanlış konuşmayayım. Hani 50 lira, 40 lira, 60 lira ben zaten gübreye para veren insanım. Kendiniz kendim. Zaten kullanıyorsunuz. Kullanıyorum yani. Bozuk bir ürün kullanmak istemem çünkü araştırıyorum ben. Evet. Tamam mı? Ben şimdi köklendiricim var, misal adı farım, tamam neyse daha üstün. Sprinter, onun reklamını yapmıyorum da. Şimdi. Tamam mı? Yani ben kalite aldığımı sanıyorum şu köke. Şöyle. Misal, tamam mı? Ben şu güzel kök yaptırıp, tamam mı, ağacın emmesini sağlıyorum. Evet. Yani istiyorum. Hı hı. Tamam mı? Yani toprakta bilmem, ben kaliteli sanıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. İnsanlar bir şey icat ettiğinde birisi bir günde görür, birisi 10 yıl sonra görür. Rekor gelişim 2008 yılından beri üretilen, satılan bir ürün. Aşağı yukarı %100 memnuniyete yakın bir memnuniyetle satılıyor. Yani işte şu anda inşallah. Tabii ki bölge biraz olarak uzak bir bölge. Yani arada bir bölge gelmesi, ulaşımı zor. Ama yolları yapıyoruz. Toprak konusunda rekor gelişimin ihtiyacın olduğu bir yer. Çünkü çok aşırı kil, %80 kil, kireç oranı çok yüksek. Artı yeni tuzluklar başlamış. Tuzlaşma oranları yükseliyor diyelim. Bizim borda suyu var abi. Borda su. Suyu. Abi, suyu. Merhaba, hoş geldiniz. Bu arkadaşımın da muzu var. Aha. Suyumuz kireçli. Şimdi su da kireçli, toprak da kireçli. Verdiğimiz suda. Şu anda işte ben kireç çözüldür veya ekol rekordur. Bir tamam rekor mı? Tamam, şu anda kullanıyorum. Zaten hı-hı, benim için neydi? Şeyde gübrede fiyatlı sorunum yok. Hı-hı. Kalite sorunum var. Bakın şöyle, yani az önce söylediniz ya, hani benim dükkanda bir ürün yok dediniz. Abi ben öyle sanıyorum. Şöyle söyleyeyim, bir ürünün bedeli size verdiği faydayla ölçülür. Satıcının belirlediği fiyat değil aslında. Rekor gelişimin fiyatını da aslında belirleyen yapmış olduğu işin gücü, sonucu yani. Rekor gelişim bir sonuç sağlıyor. İnşallah burada da, sizin aracılığınızda da. Bu videomuzu televizyonda da yayınlayacağız. İlginiz olsun bizim sitelerimizde. Biz teşekkür ederiz. Gezdik, gezdik. Tekrar geleceğiz. Toplumsal bu mesele. Tabii. Toplumsal. Bu konu çok önemli. Burada çiftçi para kazanmazsa, çiftçi ayakta durmazsa yani buradaki komisyoncu da mutlu olamayacak. İlaççı da, gübreci de mutlu olamayacak. Çoluk çocuk da mutlu olamayacak. Çünkü para yok. Köylüde paramız olursa
Aynen hızlı öyle. Döner. Esnafa hızlı döner. Döner. Köylü parayı harcar, acımaz. Harcır. Acımaz. İhtiyacını giderir. Yani. Tamam mı? İhtiyacı ilk önce giderir. Tamam, kaynak köylümüzde olsun ki, köylü derken hani bizim bura önce daha önce beldeydi. Evet. Tamam, beldeler kalkınca yani köy anlamındaydı. Şimdi bu insanlar parayı harcar. En kaliteli gübre alır, en kaliteliyle uğraşır. Anlatabildim doğru mi? Şimdi ürünümüz örneğin 30 kilo olacağına 50 olsun deriz, 40 olsun yani deriz. Tamam yani mı? Aynı işçiliği veriyorsunuz. Aynı çatı altında 30 yerine 50 alırsanız bu bizi de mutlu eder. Tabii. Üstün Bey teşekkür ederiz. Teşekkür kameraya da bakalım. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Hadi. Sizden de. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.